Ulusal TV ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ben Arzu Aliyeva. Ulusal TV ekranlarından merhabalar efendim. Ben Adem Akkuşlu. Her haftanın pazar günü Arzu ve Adem'le Pazar Sohbeti programıyla evlerinize konuk olacağız efendim. Her bir bölümde yeni deneyimle de unutmaz anlar, dolu anlar yaşayacağız inşallah. Farklı farklı konular konuşacağız. Ayrıca onu da belirtmek istiyorum ki Türkiye ve Azerbaycan kültürlerinin benzersiz bağlarını vurgulayarak iki devlet bir millet anlayışıyla kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Bu heyecanı bizlerle paylaşmanız için siz değerli izleyicilerimiz efendim ekran başına davet ediyoruz. Efendim bugün çok önemli ve çok özel bir konuyu konuşacağız. Mide ve bağırsak hastalıkları. Mide ve bağırsak hastalıkları, yani sindirim sistemiyle ilgili hastalıkları konuşacağız efendim. Ve bununla ilgili konuğumuz var. Bugünkü konuğumuz iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı, uzman doktor Azer Abiyev. Hocam hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim hocam. Azer Abiyev hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle bir izleyicilerimize ve ekranları başlatan izleyicilerimize bizlere bir kendinizi tanıtır mısınız? Öncelikle ince davetiniz için teşekkür ederim. Bizler de teşekkür ederiz. Ben Azerbaycan Şirvan doğumluyum. 2013 yılında Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nde tıp fakültesini bitirdim. 2 yıl dermatoloji ihtisası yaptıktan sonra 2015 yılında Türkiye'ye geldim. Türkiye'de önce Gaziantep Üniversitesi'nden iç hastalıkları uzmanlık eğitimimi, daha sonra ise 2023 yılında Gazi Üniversitesi'nden gastroenteroloji uzmanlık eğitimimi aldım. Şu an özel bir hastanede çalışmaktayım. Çok güzel. Hoş geldiniz tekrar. Çok güzel hocam. Hocam burada şimdi özel bir hastanede çalışıyorsunuz. Gastroenteroloji bölümü. Gastroenteroloji. Biraz diyeyim de alışık değil. Gastroenteroloji. Evet. Hastalar gastroenteroloji bölümüne hangi şikayetlerle başvururlar? Gastroenterologlar sindirim sisteminin hastalıklarının tanı ve tedavisiyle uğraşır. Sindirim sistemi organlarına yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsak, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, ayrıca karaciğer, pankreas, safra yolları ve safra kesi sahiptir. Bu yüzden de bu hastalar bize geniş bir semptom yelpazesiyle başvurur. Özellikle toplumda sık gördüğümüz mide yanması, mide ağrısı, kabızlık, ishal, sarılık, karın ağrısı gibi belirtilerle bizlere başvurur hastalarımız. Hocam bu genel olarak var değil mi halkımızda? Yani %90'da olabiliyor bu yanma, gastrit, sindirim sistemi hastalıkları çoğu kişide mevcut. Evet. Peki hocam kolon polipleri nedir acaba? Açıklar mısınız? Kolon polipleri bağırsağın iç kısmından oluşan bir doku büyümesidir. Genel olarak polipler herhangi bir belirtiye, hastalarda bir şikayete neden olmaz. O yüzden poliplerin gelişimi sinsidir. Gizli mi acaba? Gizli evet, mi? Gizli olarak gelişir. Evet. Burada bizim için önemli olan poliplerin kansere dönüşme potansiyelidir. Çünkü bazı polipler iyi huylu seyrederken ve ömür boyu herhangi bir sıkıntıya neden olmazken, bazı polipler ise kansere dönüşebilir ve hastanın hayatını ciddi tehlikeye sokar. O yüzden biz polip saptadığımız hastalarda kansere dönüşüp dönüşmeme potansiyelini araştırıyoruz. Ve hastalarda polip gelişimi gizli olduğu için de tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir tarama programları var. Belli yaşlarda hastalarda polip var mı yok mu, onlar tarama amacıyla kolonoskopi tetkikleri uygulanır. Kolonoskopi değil mi? Evet. Kolonoskopi. Yani önlem amaçlı hastalarımızın tedavi olarak ya da bunu önlem amaçlı ne yapması gerekir? Yani tedavi tabii ki başta gelir ama tıp olarak tedavi. Kendi İşte bunu fark etti diyelim, yemesi, içmesi, gıda gibi falan dikkat edeceği bir şey var mıdır acaba? Aslında tüm hastalıklarda olduğu gibi poliplerde de, kolon poliplerinde de belli bir risk faktörleri var. Özellikle bunlardan önde geleni yaş. 50 yaşın üzerindeki bireylerde, bireylerin %30'unda polip saptanıyor ve bu polipler riskli poliplerdir. O yüzden tarama programlarının yaşı 50 yaştan itibaren başlanır. Bunun bu dışında bizim çok özür değişmiyor değil mi? Bayan erkek yani öyle. Bayan erkek değişmiyor. Cinsiyet arasında farklılık yok. Genetik faktörler var. Hastaların aile öyküsünde özellikle birinci kuşakta annesinde, babasında veya kardeşlerinde kolon kanseri varsa ırsı gibi. Evet, bu hastalarda hem polip hem kolon kanseri gelişme riski yüksektir.
Bunun dışında bizim dikkat edeceğimiz hususlar obezite, sigara, alkol kullanımı, sık antibiyotik kullanımı gibi nedenlerde poliplere neden olmaktadır. Evet. Ekranlarda da zaten gözüküyor, evet, şu anda. Evet. Evet. Polipler en tehlikelisi hangisi hocam, onların, poliplerin şimdi gözüküyor ekranda? En soldaki polipin daha yeni oluşmaya başladığı gösterilmektedir. Hı hı. Daha sağa doğru gittikçe polipler giderek büyür ve belli bir süre sonra polipin içerisinde anormal bir hücre büyümesi oluşur. Hı hı. En sonunda kansere dönüşür. Yani orada en sağdaki resim beyaz renkli dokular kanserde dokulardır ve o gördüğünüz gibi tam kat duvara geçerek, hı hı, diğer organlara da yayılabilir. Hocam neden o öyle, polipler neden oluşuyor? Tabii ben soracaktım. Başlıca nedenler nedir yani, hı hı, bizim de bilmemiz gereken ve ekranlar başına, evet, insanlarımız da merak ediyordur haliyle. Evet. Başlıca nedenler şunlardır yani, hani başı çeken diyebileceğiniz. Evet. Söyleyebileceğiniz en önemlisi genetik faktörler. Ailede bazı gen mutasyonlarının olması, yaşın ilerlemesi ve batı tarzı beslenme, bağırsak mikrobiyom içeriğinin bozulması. Evet. Evet. İşte bunlar. Evet. Hocam, gastroenteroloji bölümünde uygulanan tetkik yöntemler nelerdir acaba? Aslında gastroenteroloji bölümünde hem tanısal hem de tedavi edici yöntemler uygulamaktayız. Bunların en basitinden yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsak hastalıklarını hem tanı hem de tedavi etmeye olanak sağlayan üst endoskopi veya buna gastroskopi de diyorlar. Kalın bağırsak hastalıklarını teşhisine veya kanamalarına müdahale etmemizi veya polipleri almamıza olanak sağlayan kolonoskopi aittir. Bunun dışında bazı nadir uyguladığımız, daha doğrusu günlük pratiğimizde daha az uyguladığımız yöntemler de var. Mesela ince bağırsakları incelemek için kapsül endoskopi yöntemimiz var. İnce bağırsaklara direkt ulaşmak için enteroskopi yöntemimiz var. Hem sindirim sistemi lezyonlarının hem de sindirim sistemi çevresindeki organları incelemek için EUS dediğimiz endoskopik ultrasonografi yöntemimiz var. Aynı zamanda safra yolları patolojilerini tedavi etmek için uyguladığımız ERCP yöntemimiz var. Buyurun hocam. Azer hocam, huzursuz bağırsak sendromu. Yani bunu birçok insanımızda da var, bu da aynı şekilde. Nedir acaba? Bunu bir açıklar mısınız? Günlük pratiğimizde bize başvuran hastaların çoğunda fonksiyonel bağırsak hastalıkları var veya fonksiyonel sindirim sistemi hastalıkları var. Bunların da kendi içinde çoğunluk teşkil edeni huzursuz bağırsak sendromudur. Huzursuz bağırsak sendromu olan hastalarda organik bir sorun yoktur. Mesela kolonoskopi yaptığımız zaman, bağırsaklarına baktığımız zaman herhangi bu şikayetlere neden olan bir patoloji görmemekteyiz. Ama hastaların devam eden rahatsız edici şikayetleri vardır. Belirtileri tam olarak? Huzursuz bağırsak sendromu için olmazsa olmaz karın ağrısıdır. Hastalar sürekli rahatsız eden, hafif şiddetli olan karın ağrısına yakınırlar. Bu sürekli tekabül eden değil mi? Evet. Karın ağrısı, evet. Özellikle tanı kriterleri arasında en az 3 aydır olan bir karın ağrısı olması lazım. Karın ağrısına eşlik eden defekasyonda değişme. Mesela ya kabızlık ya ishal veya defekasyonla rahatlama veya bunun dışında stresle artma gibi belirtiler olabilir. Anladım. Hocam, endoskopi ve kolonoskopi nedir? Kimlere nasıl uygulanır? Onlardan bahseder misiniz biraz da? Evet. Endoskopi, endoskopi cihazlarıyla yani ucunda bir kamera, ışık kaynağı ve bazı cihazları göndermemiz için bir tedavi kanalı olan cihazlarla uyguladığımız bir yöntemdir. Üst endoskopide yani gastroskopide hastanın 12 parmak bağırsağı, midesi ve yemek borusu incelenir. Orada herhangi bir hastalık varsa o teşhis edilir veya hastanın bir kanaması varsa o tedavi edilir. Veya kötü huylu bir lezyonu varsa, tümör oluşturabilecek bir polipi varsa o çıkarılabilir. Kolonoskopi de daha çok alt sindirim sistemine yönelik bir tetkiktir. Cihazlar ikisi de aynıdır, sadece uzunluk olarak bağırsağımız daha uzun olduğu için uzunlukları farklıdır. O da yine kolon hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Endoskopi kimlere uygulanır? Özellikle dirençli, geçmeyen hazımsızlık semptomları olan hastalara, sindirim sistemi kanaması düşündüğümüz hastalara, yutma güçlüğü olan hastalarda,
dirençli kusmaları, bulantıları olan hastalarda uygulamaktayız. Aynı zamanda ailesinde mide kanseri veya kolon kanseri olan hastalarda teşhis için, tarama için kullanmaktayız. Buyurun Adem Hocam. Azir Hocam, yani genel olarak şey yapmayalım ama şimdi ben zamanla bir yerde duymuştum kullandığımız ağrı kesiciler, bazı ilaçların mide ve bağırsakta ülsere sebep verdiği ve bunun da hani genel olarak tabii insanlarımızda, yani bu ne derece doğru, yani bunu bir açıklar mısınız bile? Yani her ilaç böyle midir yoksa sadece ağrı kesiciler gibi falan mı? Her ilacın zaten faydası olduğu kadar, evet, bir zarar yani kısmı da var, bunu biliyoruz. Evet. Ama özellikle ağrı kesiciler, çünkü özellikle ağrı kesiciler ağrıyı kesme mekanizması bazı moleküller üzerine etki eder. Bir nevi bazı anestezi gibi değil mi? Yani evet, vücutta yaratıyor bunu. Evet. Bazı sindirim sistemimizdeki enzimlerin aktivitesini azaltarak, baskılayarak etki gösterebilir bir yan etki olarak aslında. Onu baskıladığı zaman ülsere yatkınlık yaratacak bazı mekanizmalar devreye girer. O yüzden özellikle parasetamol gibi ağrı kesici dışında diğer tüm ağrı kesiciler hem midede, on parmak bağırsakta, aynı zamanda da diğer ince bağırsaklarda da ülser yapabilir. Özellikle bunu ileri yaşta çok görüyoruz. İleri yaşta çok sayıda ağrı kesici kullanan, beraberinde kalp hastalığı olan ve kalp hastalığı için kan sulandırıcı kullanan hastalarda veya romatizmal hastalığı olup da kortizol kullanan hastalarda bize sık sık kanamayla başvurabilir. 40 yaşından sonra zaten bir kan sulandırıcı olarak Koraspirin öneriyor hocalarımız değil mi? Yani bu yaş itibariyle de olabiliyormuş yani. Hocam o herhalde her insanın kullanılması doğru değilmiş. Evet, ben öyle artık duydum. Artık, doğru mudur Azir Hocam? Primer profilaksi olarak, yani hastalıkları önleyelim diye artık kullanıyoruz. Bir sınırı var tabii ki bunda. Tabii evet, yani hastaların belirli bireysel risk faktörlerine göre, ailede kalp damar hastalıkları olup olmamasına göre, kendisinde tansiyon hastalığı veya kolesterol yüksekliği olup olmamasına göre verilebiliyor. Verilebiliyor. Ama biz zaten bu hastalarda mesela hastanın dirençli ağrısı var, ağrı kesici kullanmak zorunda. Nasıl yapacağız? Kullanmamız zorunlu. Böyle bir durumda hastalarda biraz sonra da bahsedeceğiz. Helikobakter dediğimiz bir enfeksiyon var. Helikobakter enfeksiyonunu tedavi ettikten sonra kullandığımız ağrı kesiciler daha az mide kanamasına, mide ülserine neden oluyor. Aynı zamanda kanama getiren hastalarda da beraberinde mide koruyucu dediğimiz ilaçlarla kullanılması kanamaların azalmasına neden oluyor. O zaman bizim bazen duyuyorum, ben ilaça esir olmak istemiyorum, ilaç kullanmıyorum, kullanmamı sevmiyorum diyorlar. Yani bu doğru mudur Adil Hocam? Yani arada bir kullansın mı ya ağrı kesici vesaire, ya da hiç mi kullanmasın, bitkisel bir şeylerle mi, yönlerle mi tedaviye başvursun? Tabii bu gibi durumları hem mide hem ağrı kesicileri hem de antibiyotikleri doktor tavsiyesiyle almak lazım. Doğru söylüyorsun. Başvurduğu doktor bu sıklıkla alabilirsin veya ağrı kesici kullanman böbreğine veya midene zararlı olabilir, daha sıklıkla kullan gibi önerilerde bulunursa hastalar da bu önerilere göre kullanabilirler. Evet, teşekkür ederim. Hocam biraz da reflü hastalığından bahsedelim mi? Reflü hastalığı nedir? Tedavisi nedir? Hastalarda var. Öyle mi? Hastalar mesela tedavisi nasıldı? Hangi şikayet olduğu zaman diyoruz ki bizde reflü vardır? Yani hocalar öyle söylüyor ki sizde reflü var diye. Evet. Aslında reflü toplumda oldukça sık görülür. Hemen hemen herkeste reflü vardır. Ama reflü önce şöyle söyleyeyim. Mide asitinin, mide içeriğinin yemek borusuna geri gelmesidir reflü. Bu her bireyde oluyor. Ama bazılarında miktarı ve asitin yemek borusuna temas süresi fazla oluyor. Ve bu hastalarda reflü belirtileri ortaya çıkıyor. Yani midede yanma, ekşime ve ağza az su gelmesi tarzında. Toplumda %20 oranında reflü görülebilir. Bunun genel dışında %20. Evet. Hocam domates falan iyi gelmiyormuş diyorlar. Evet. Ben bir aradım baktım böyle, ne yiyelim dedim yani, bir şey kalmadı sayesinde refliye zararlı. Evet. Ve şunu da öğrenmek istiyorum. Yastık yüksek, yatarken yastık yüksek ya da açılara dikkat edilmesi gerekiyormuş. Bu doğru mudur? Tabii doğru. Reflü yönetiminde hani ilk başvurduğumuz yöntem beslenme ve davranış değişikliği. Beslenme. Tabii ki bunlar sigara gibi tütün ürünlerinde etkisi var. Özellikle sigara, alkol, obezite
Bunlar reflü sıklığını artırıyor. Obezitede. Evet. Hatta bazı hastalarımız bir miktar, az bir miktar kilo verseler bile ilaçtan kurtulabiliyorlar. Hani reflü önleyici ilaçlardan, antiasit ilaçlardan. Beslenme olarak genelde tüm hastalarımıza asidik gıdaları azaltması, mesela turunçgiller türünde olan meyveler, limondur, mandalinadır, portakaldır, bunları azaltması. Evet. Özellikle toplumumuzda oldukça sık tüketilen acılı, baharatlı yiyecekleri kısıtlaması. Ben çok seviyorum mesela baharatsız yemek. O da halen reflü selam veriyor bize. Hocam sözünüze güvet şimdi sizin. Ben bir hastaneye gittiydim, özel hastaneye. Şimdi bende dedi ki reflü var sizde dedi ama bende reflünün hiçbir belirtisi yok yani. Şimdi Arzu hemen oraya ben geldim. Tamam. Bununla bir şey siz anlatın. Tamam. Kısa bir anım daha var ben. Buyurun siz dinliyorum. Tamam. Reflüyle ilgili yani. Şimdi dedim ki herhalde hoca anlamıyor bir şeyden. Öyle düşündüm kendi kendime. Çünkü beni ilaç yazdı kullanmadım. Çünkü belirtisi yok. Öyle olabilir mi Azer Bey? Yani ki hiçbir hani ağza acı su geliyor diyorlar ya. Ama evet. Bende öyle bir şey yok. Evet. Şimdi mide yanması, ekşimesi ve ağza acı su gelmesi reflünün klasik belirtileri. Ama bazen hastalarda atipik belirtileri de olabiliyor. Bunları göğüste yanma. Farklı semptomlar gösteriyor değil evet. mi? Evet. Göğüs ağrısı, kronik öksürük, ses tellerinde çatallaşma, tekrarlayan farenjitler, orta kulak enfeksiyonları, zatüre, astım alevlenmesi gibi belirtiler görebilmekteyiz. Aynı zamanda hastalar sanki kalp krizi geçirirmiş gibi acile de başvurabiliyor. Reflü durumlarında. Bu reflünün atipik semptomu. Reflü yapar bunların hepsini. Evet. Ben basit bir şey zannediyordum. Hazır hocam, ben de en çok belirti semptomlar göğüste böyle göğüs kafesinde yanmalar. Özellikle mayalı hamur işi, poğaça türü ben de çok severim onları. Yani öyle bir şey yediğim zaman direkt beni etkiliyor. Hazır hocam bu evet. Etkisi var değil mi yani bu evet. mayalı hamur işleri yapıtların? Tabii göğüste yanma özellikle önemli. Çünkü burada kalp hastalıklarına ayrım yapmamız lazım. Özellikle bazı yiyeceklerden sonra oluyorsa bu reflüye daha çok işaret eder. Yok evet. yürümekle, eforla oluyorsa bu kalp hastalıklarını gösterir. Bazı yiyecekler de tabii artırır. Az önce söylediğim yiyecekler reflüyü artırır. Artık dikkat etmemiz gerekiyor sanırım. Bir de az önce dediğiniz davranış değişikliği, yatma pozisyonu ile ilgili. Genelde yatak başını 45 derece yüksek olmasını öneririz. Gece hocam, semptomu yaşayan hastalarda. Bunun tedavisi nedir? Yani bu mide kapakçığı arızası diyebiliyorum ben bunu. Daha önce de duyduğum kadarıyla işte mide kapakçığı arızası ve bunun açık kalması. Oradan yanma, göğüs kafesinde dediğiniz gibi farklı semptomlarda belirtiyor bir insan görüyorum. Ama ben de en çok yanma ki bu çok şey abi. Hani ufak ilaçlar şimdi isim vermeyin reklama girmez. Kullanıyoruz bildiğimiz işte yatıştırıcılar falan. İyi de geliyor. Evet. Ama ansızın bize böyle bir şey yapabiliyor yani greyfurt mandalina bile yesem evet. direkt etkiliyor. Mayalı hamur işleri özellikle. Tedavisi var mıdır acaba bunun? Tedavisi var. Yani ne şeyde ameliyat falan değil herhalde yani. Hayır öncelikle ilaç tedavisi öneriyoruz. Şimdi beslenmemize dikkat ettikten sonra. Yine beslenmeye var. Evet iç beslenme. Çünkü mide kapağı dediğimiz yapı. Yemek borusuyla midenin arasında yerleşir. Başka ismiyle yemek borusunun alt sfinkteri, sfinkterdir ismi. O kapağı gevşeten bazı olaylar var. Bunlar yağlı yiyecekler, kapağı gevşetir. Sigara, alkol kapağı gevşetir. Beslenmeye dikkat ettikten sonra yaşam tarzımıza dikkat ediyoruz. Az az sık sık yemek, yani uzun aralarla bol bol yemek yerine az az sık sık yemek, yemekten sonra hemen spor yapmamak, eğilmemek, yatmamak bunlar azaltır. Yatarken gece semptomu yaşıyorsak yastığımız dik 45 derece yatak başı yüksek yatmak ve sola dönük yatmak. Çünkü evet sola dönük yatacağız mı? Sola dönük uyumamız lazım öyle semptomlar yaşıyorsak. Çünkü mide cebi sola döndüğümüzde aşağıya doğru gelir ve gıdalar oraya birikir. Tabii aynen öyle hocam tabii. Şimdi ben birçok makaleler okudum hocam. Teşekkür ederim bu arada aydınlatmanız için. Okudum ama bu sol sağ olayını bilmiyordum bakın. Evet. Şimdi sola döndüğümüz zaman mide nasıl bir pozisyon alıyor yani bunu da bir kısaca açıklarsanız. Evet sola döndüğümüzde midenin fundus dediğimiz kısmı yani mide cebimiz. Aşağıya doğru yöneliyor. Midenin şeması yani, var değil mi yani böyle düz durmuyor. Yani. Evet, yani. Evet. Evet.
O yüzden yediğimiz gıdalar, gıda içeriği sol tarafta yani aşağıda kalmış oluyor. İşte ağırlık kanununa göre o yukarı çıkması tabii biraz zor oluyor. Mide suyu da etkilenmesin diye. Evet, evet, o yüzden rahatlatıyor. Ama bunlara dikkat ettiğimiz halde hala semptomlarımız devam ederse o zaman bazı ilaçlar kullanabiliriz. Bunlar da daha çok mide asidini baskılayan ilaçlardır. İşte klasik anti asitler var. Hidrojen reseptörlerini yani asit üretimini veya proton pompa reseptörlerini baskılayan ilaçlar var. Bunlarda yaptığımız hata şöyle en sık gördüğümüz hastalar mesela birkaç gün bu tür ilaçları kullanır. Fayda gördüm der bırakır. Öyle yaparsa hastalık zaten tekrarlayabilir. Zaten şimdi o kadar yani. Evet. Şöyle, biraz kendimize geldi mi tamam abi beni yemiyoruz çünkü. Evet. Ki aslında doğru değil değil mi yani o hani doktorun bir bildiği vardır ben her zaman şöyle söylerim. Şimdi hoca aç karnına bu ilacı ye, evet, tok karnına bunu ye diyorsa bir bildiği vardır derim Azer hocam. Evet. Sana içeren teferruatını açıklamıyor. Aç karnına yerirsen böyle böyle yan etkili olur, şu ona bir zamanı yok zaten adam zamanla evet yarışıyor. Tabii. Bunu söylüyorsa bizim insanımız zaman abi ben tokta yerim açta yerim diyor ama evet, bu doktorun bir bildiği var ya hocalarımızın bildiği var. Kendi işinden örnek vererek yani yaptığımızda biz diyor işte bu böyle olması gerekiyor. Detaylı teferruata girmiyoruz ya bunu uygulamak gerekiyor. Şimdi evet, reflüyle bir ilgili kısaca bir şey yapayım Adil Hocam. Karadeniz'e programa gittik. Ekip arkadaşlar kalabalık, arabadayız. Ben de Karadenizliyim malum. Lahana yemekleri vardır bizim orada. Evet. Çok aşırı gaz yaparmış bilirsiniz. Yol üzere acıktık haliyle. Dedik arkadaşlara yemek yiyelim. Dedi hoca sen ne yapacaksın? Biz hani fasulye, aha dedim lahana var. Abi yenir de o kadar mı yenir? Dört tabak yedim ya. Bir daha yiyorum. Bende hiç reflü falan öyle bir şey yok ama. Hani gayet sağlıklıyım, öyle biliyorum tabii ki. Sonra Ankara'ya yola çıktık. Bende bir yanmalar. Böyle bir içim, ne oluyor durum? Bu farklı bir şey. Tabii ki arkadaşlar yol düzeye duruyorsa tesislerde, Çorum üzeri falan. Ben dedim, yok iyi değilim. Ankara'ya geldim. Dedik, apar topar bir doktora gidelim. İsmini vermeyeyim, doktora gittik hastaneye. Doktorumuz dedi ki, sizde de reflü var dedi. Bayan bir hocamız. Dedi Adem Bey reflü var. Ben ne dedim? Röfle. Röfle dedim ben. Benim bildiğim röfle. Adım tayyini duyuyorsunuz o zaman hocam. Benim bildiğim röfle dedim. Bayanlara yapılıyor. Röfle değil dedi. Reflü dedi. Şimdi orada ben tanıştım reflüyle Azer hocam. Ki ondan sonra reflü araştırdım. Hani mekaleler okuduk. Hocamızı da doktorumuza yönlendirmesi ilaçlar falan vermişti. Orada bana demişti. Yastığınıza dikkat edin. Dikey yatın falan gibi. Birkaç mekaleler falan okudum ama. Biz de bunun ev sahipliğini yapıyoruz yani reflünü. Tabii ki ekranlar başında hastalarımıza evet, geçmiş olsun. Evet. Adil Hocam da gerekli açıklamayı yaptı tabii ki arzu. Evet. Bununla ilgili bir şey sormak istiyorum hocam. Bunun mesela yediklerimize, içtiklerimize dikkat edersek eğer, mesela ilaç tedavisi değil de, yani ben sadece yediklerimize, içtiklerimize dikkat edersek kendiliğinden geçer mi hocam? Evet, şöyle. Az önce de belirttiğim gibi, mesela ilaç kullanmaya başladığımız anda eğer mesela doktor yaşam tarzına dikkat ettiğimiz sürece, beslenmeye dikkat ettiğimiz sürece hala reflüsü tekrarlıyorsa ilaç tedavisini uygun görür. Ve ilaç tedavisi başladığı zaman ilaçların belli bir periyot verilmesini önerir. Mesela bir ay veya iki ay gibi. Bu iki aylık tedavi sonucunda reflüye bağlı yemek borumuzda olan mikroskopik değişiklikler düzelir. Yani ilacı bıraktıktan sonra bile eskisi kadar sık tekrarlamaz. O yüzden beslenmemize dikkat ettiğimiz sürece tekrarlama riski oldukça azalır. Yok eğer hala beslenmeye rağmen, doğru beslenmeye rağmen tekrarlıyorsa bu hastalarda uzun süreli tedavi veya reflüye yatkınlık yaratan bir anatomik bir sebep var mı diye endoskopik olarak kontrol edilmesi lazım. Teşekkür ederim. Şimdi hocam iltihaplı bağırsak hastalığı, bunu da çok duyduk. İltihaplı bağırsak hastalığı, bu nedir acaba? İltihaplı bağırsak hastalıkları, bağırsaklarımızı tutan, kronik bir iltihap yapan, yani uzun süreli bir inflamasyon yapan bir hastalık. Ve bu hastalıklarda genellikle alevlenme ve remisyon dönemleri, yani kontrol altına girme dönemleri mevcuttur. Bu hastalıklarda en sık gördüğümüz ülseratif kolit ve kron hastalığıdır. İki hastalık. Ülseratif kolit daha çok kalın bağırsakları tutar. Görselde de sağda olmak üzere
büyük olan bağırsağımız kalın bağırsak. Kalın bağırsağı tutar sadece. Ve hastalarda kanlı ishal, kilo kaybı, kansızlık gibi belirtilere yol açar. Ama Crohn hastalığı ise... İltihaplı derken bu oluyor değil mi? Bunlar, evet, bu. Evet, evet. Crohn hastalığı ise hemen hemen ağızdan anüse kadar her bir sindirim sisteminin bölgesini tutabilen bir hastalıktır. Ve Crohn hastalığı da daha çok yine ishal, kanama, karın ağrısı, bağırsak tıkanıklığı belirtileri, kilo kaybı gibi nedenlere yol açabilir. Crohn hastalığının gelişi daha şiddetlidir. Ve her iki hastalık da hem sindirim sistemiyle beraber aynı zamanda sindirim dışı organları, mesela eklemleri, gözleri, gözler, cilt gibi organlarda etkileyebilir. Evet. Hocam sağdaki mi şimdi iltihaplı, soldaki ne? Her ikisi. Sadece tür farkı. Sağdaki ülseratif kolit hastalığı, sadece kalın bağırsakları tutan bir hastalık. Bunun yaşla ilgisi var mı hocam? Aslında bunun da yaşla bir ilişkisi yok. Hem genç hastalarda hem de ileri yaşlı hastalarda görebiliyoruz. Özellikle son yıllarda bu her iki hastalığın görülme sıklığı bizim toplumumuzda da olmak üzere tüm dünyada artmıştır. Peki günümüz beslenmesiyle de ilgisi var mı yani? Öncelikle günümüz beslenmesi. Bunu biliyoruz yani, bunu kiratmenin alamayız. Evet. Çünkü yediğimiz gıdalar, şeyler, her şey şu an kanserojen, mutlak bir şeyler taşıyor yani. Evet. Bu da var. Bunlarla da ilgisi olabilir mi? Beslenme dediğiniz yani son 2 yılda, 3 yıl, 3-5 yılda hedefleri değil mi ki? Tabii bu hastalıkta da hem genetik faktör var hem çevresel faktör var. Çevresel faktörlerinde de başında beslenme gelir. Özellikle batı tipi beslenme, paketli gıdaların çoklu miktarda tüketilmesi, aynı zamanda fast food kültürü, bir de sık antibiyotik kullanmamız. Toplum olarak şu anda oldukça fazla antibiyotik kullanıyoruz. Antibiyotik kullanmamız bağırsaktaki yararlı bakterileri, bakteri florasını zedeliyor ve yararlı bakterileri öldürüyor. Hani faydası olduğu kadar yararlı olan bize... Evet, tabii öneririz hocam. Ters etkisi var, tabii. Değil mi? Evet. O yüzden dispiyozis dediğimiz, yani bağırsak mikrobiyatasının bozulması olayı ortaya çıkıyor. Dispiyozis hem bunun gibi iltihaplı bağırsak hastalıklarına hem de kolon kanseri, kolon polipleri gibi durumlara yol açabilir. Peki hocam, bu şimdi iltihaplı bağırsak hastalığı, peki... İlaç tedavisi veriyor musunuz böyle bir hastalara, hani tedavisi, yoksa kendini? Ne tabii, iltihaplı bağırsak hastalıkları özellikle tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Çünkü tedavi edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilir. Özellikle hastalarda kontrol altına alınamayan kanamalarda cerrahiye bile götürebilir. Veya Crohn hastalığında hayatı tehdit edebilir. Şimdi onkoloji ve romatolojide yeni ilaçlar çıktı. Ve hastalara yeni umut ışığı doğdu. Bizde de aynı şekilde geleneksel tedavilerimizden beraber yeni moleküller, biyolojik ajanlar dediğimiz bazı ilaçlar kullanabiliyoruz. Bu da hem bizim elimizi güçlendiriyor hem de hastaları daha az cerrahiye gereksinimini azaltıyor ve hayat kalitesini iyileştiriyor. Teşekkür ederim. Hocam biraz da mide fıtığından bahsedelim mi izleyicilerimize? Mide fıtığı nedir? Evet. Tedavisi nedir? Mide fıtığı aslında biraz reflü ile beraber görüyoruz. Kardeşi gibi değil mi? Evet. Mide fıtığı dediğimiz olay sağdaki resimdeki gibi midenin üst kısmının diyafragm dediğimiz kas tabakasından yukarı doğru, göğüs boşluğuna doğru çıkması anlamına gelir. Ve bunun gibi durumda mide kapağı dediğimiz yapı kapanmaz, devamlı açık kalır ve bu hastalarda reflü hastalığı sık görülür. Hatta reflü hastalarının %50'sinde mide fıtığı saptanabilir. Bunun dışında normal insanlarda da yaşla, özellikle 30-50'li yaşlarda başlar mide fıtığı oluşmaya. Normal insanların %20'sinde de oluşabilir. Mide fıtığını artıran faktörler yine obezite, ağır egzersiz, gebelik gibi durumlar veya uzun sürede reflü maruziyeti. Bunlar mide fıtığı riskini artırır. Ama her mide fıtığı hastası ameliyat edilmeli mi? Değil tabii ki. Mide fıtığında hastada eşlik eden reflü var mı? Önce onu tedavi ediyoruz. Eğer reflüsü kontrol altına alınamazsa veya reflü için uzun süreli ilaç kullanımı gerekiyorsa ve bu hasta ilaçları kullanmak istemiyorsa, yan etki yaşıyorsa, bu hastalara ameliyat önerilebilir. Ama çoğu hasta ameliyat gerekçesini duymaz. Önceli ilaç tedavisi tabii ki. Evet. Yani. Peki hocam, bunun... belirtisi nedir acaba?
en büyük belirtisi mide fıtığının en büyük belirtisi. Hastalarımız kendileri bunu fark edebilir mi? Evet. Doktorlarımız, hocalarımız gitmeden. Bu sadece endoskopik ve görüntüleme yöntemleriyle, hangi yani tomografi, ilaç, röntgen gibi yöntemlerle saptanır. Hastalar çoğu zaman hani klasik reflü, mide yanması, ekşimesiyle başvurur bize. Anladım, teşekkür ederim. Peki, pankreas kanseri tanı ve tedavisi olarak bize bir de bunu açıklar mısınız Ali Hocam? Pankreas kanseri maalesef hem tanısal amaçla hem de tedavi yönünden oldukça sıkıntılı bir hastalık. Şimdi pankreasımız midenin hemen arkasında, arka alt bölümünde yerleşiyor ve etrafındaki safra yolları, safra kesesi, 12 parmak bağırsak, mide, dalak gibi organlarla komşu bir yapı. Ve vücudumuzdaki görevi esas gıdaların sindirimi ve insülin gibi, glukagon gibi hormonların üretimidir. Yani sindirim görevinde oldukça önemli bir yeri vardır. Pankreas kanseri de genetik zeminde daha çok ileri yaşta veya alkol kullanan bireylerde eğer kronik pankreatit varsa veya başka bir nedenden kronik pankreas iltihabı varsa bu hastalarda özellikle yaşlı bireylerde gelişebilir. Pankreas kanseri maalesef erken dönemde hiçbir belirti vermez. Evet. Sadece mesela risk grupunda ama bir hastaysa. Ama vardır değil mi? Vardır ama belirti vermez. Belirti vermez. Anladım. Büyürse, bir yere baskı yaparsa, mesela safra yollarına baskı yaparsa hastalar bize sarılıkla başvurur. Veya artık ilerlerse, sinir doklarını tutarsa hastalar bize mide ağrısıyla, karın ağrısıyla başvurur. Belirtisi sarılık gibi, karın tehlikeli, ağrısı. Evet, karın ağrısı, sarılık gibi, kilo kaybı gibi belirtilen neden olabilir. Hazır Hocam, hepimiz insanlar olarak bunlar adayız değil mi konuştuğumuz konuları? Yani bu biz insanlar için tabii ki sağlıkta, sıhhatta, hastalıkta ama yani ben de olmaz, ben de... Yok ben bu değilim demek değil aslında yani baktırmak arada bir işte doktorlarımıza gidip check-up bile evet, yaptırmak yıllık. Baktırmak gerekiyor. Erken tanıda tabii ki bu saydıklarımız için de konuştuğumuz konular içerisinde çok çok önemli sanırım. Siz bunun içindesiniz. Evet erken tanım tüm sindirim sistemi hastalıklarında daha kolay tedavi şansıdır. Evet. Ama toplum olarak bizde böyle bir şey de var ki Erdem Bey şimdi. İlla da bizim bir organımız ağrıyacak da çok zor duruma geleceğiz de hastaneye gideceğiz. Mesela... Genel olarak öyle zaten değil mi Arzu Hanım? Değil mi? Azir Hocam biz hani ayakkabı yolda kaybetmeyeceğiz, ayağını çaldık çakıl dediğimiz konu gibi. İlla ki bir rahatsızlığımız olacak ondan sonra koşturarak gidiyoruz. Ama batılı ülkelerde bu böyle değil emin olun. Çok daha farklı. İnsanlar öncelikle kendi sağlığına sıhhatına çok çok dikkat ediyorlar. Evet. Öncelik diyor ben diyor yani ben sağlığım bir yerinde olsun abi. Ondan sonra işlerimize bakarız. İşte geleceğimize bakarız, yarınlarımıza düşünürüz. Öncelik sağlık diyor ki olması gereken de bu bence yani. Evet, doğrudur. Evet, teşekkür ederim. Azer Bey biraz da mide kanseri belirtileri nelerdir, tedavisi var mıdır ve bir de kaçıncı evrede önemli de tedavisi yani ki daha erken belirtileri nelerdir? Yani bununla ilgili detaylı anlatırsanız da sayın seyircilerimize. Evet. Mide kanseri de %90 oranında erken dönemde belirti vermez. Sadece hastaların %10'unda karın ağrısı, mide ağrısı, kilo kaybı, sindirim sistemi kanaması gibi belirtilerle bize başvurabilir. Aslında bu belirtiler spesifik değil. Yani gastritte, mide ülserinde de mide ağrısı görülür. Kusma görülebilir, kanama görülebilir. Peki mide ağrımız olduğunda hemen korkmalı İstifar mıyız? Olabiliyor değil mi? Evet. Mide ağrısında hemen korkalım mı? Yani mide kanseri miyim diyelim mi? Bu gibi durumda gastroenteroloji bölümü tarafından dikkatlice incelenmesi lazım. Özellikle bu hastalarda eşlik eden alarm bulguları var mı? Mesela hastanın ailesinde mide kanseri öyküsü var mı? Hastada erken doyma belirtisi var mı? Ki bu da midede yer kaplayan bir lezyonu gösterir. Onun dışında hastanın kanaması var mı? Veya kanamayı gösteren kan tetkiklerinde bir kansızlığı var mı? Dışkıda siyahlaşması var mı? Bunlara bakarız. Eğer bu gibi risk faktörleri varsa ve hasta ileri yaştaysa, mesela 50 yaş üzeri gelişen bir mide ağrısı, sindirim, hazımsızlık sorunları varsa... Bu hastalara endoskopi öneririz. Endoskopi ile olası bir kanseri erken saptamayı hedefleriz. Yok eğer bunlar yoksa hasta gençse daha çok ilaç tedavisiyle, deneme tedavisi dediğimiz veya yurt dışında uygulanan helikobakteri test et ve tedavi et yöntemi uygulayarak
hastaları yönetiyoruz. Ama tedavilerimize yanıt vermeyen hastalarda yine ikinci tercihimiz endoskopi ile olası kanserin tespiti oluyor. Mide kanseri erken evrede ise ameliyat şansı var. Gastrektomi dediğimiz mide alınmasıyla hastalarda kür sağlanabilir, yani kısmen, iyileşme. Değil mi? Evet. Lezyonun yerleşimine, büyüklüğüne göre hem kısmen olabilir hem total, yani tam olabilir. İleri evre kanserde ise daha çok kemoterapi ve radyoterapi uyguluyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Buyurun Adem Bey. Hocam fazla da zamanımız kalmadı. Aslında sohbet çok güzel. Ve şu ekranları başında bizi izleyen tüm hastalarımız var mutlak ki Allah sağlık, sıhhat, şifalar versin inşallah diyoruz ama zamanımız da kısıtlı. Ben şöyle biraz şimdi gastroenterolojide son dönem böyle teknolojik durumumuz nedir yani? Bundan bir kısaca bahseder misiniz böyle? Son dönemde olan en önemli gelişmelerden... Şu anki teknolojimiz yani, evet. Aşama durumumuz. Evet, en önemli gelişmelerden bir tanesi endoskopi cihazların geliştirilmesi ve görselliğin artırılması, özellikle yüksek çözünürlüklü görüntülerin ve bazı değişik görüntüleme modlarının uygulanması. Mesela görselde gördüğümüz soldaki normal yüksek çözünürlüklü bir görüntü. Orada polipler belli belirsiz ama sağdaki görselde ise özel görüntüleme yöntemi, buna daha çok dar bant görüntüleme de diyoruz. Bu gibi yöntemlerle hem polipin saptanması, bulunması, karakterizasyonun yapılması, iyi huylu mu, kötü huylu mu, bunlar daha kolay oluyor. Bunun dışında son zamanlarda uygulanan ESD ve EMR dediğimiz endoskopik rezeksiyon yöntemleri cerrahinin yerini büyük ölçüde almış. Yani hastalar büyük kolon polipi için büyük bir ameliyat geçirmelerinin yerine endoskopik olarak içeriden daha ağrısız, hastanın hastanede kalış süresini azaltan yöntemler uyguluyoruz ve sindirim sistemi lezyonlarını bu şekilde çıkarabiliyoruz. Evet. Teknolojik olarak şu an iyi bir zamandayız ama, evet, değil mi? Yani cihazlarımız, gelişmekte olan bir dönemdeyiz. Güzel. Evet, teşekkür ederim hocam. Hocam şimdi mide kanserinden bahsettik de birazcık da bağırsak kanserinden bahsedelim mi? Evet. Bağırsak kanseri de aslında toplumda en sık görülen ilk üç kanserden biri. Aynı zamanda en sık ölüme neden olan ilk 3-4 kanserden bir tanesi. Bu da mide kanseri gibi belirtisiz seyreder erken evrelerde. Ama biz bunu çok duyuyoruz, bağırsak kanseri. Evet. Yaygın. Kolon kanseri, kalın bir bağırsak kanseri. Hani yani. Böyle kanser dediğimde insanlar korkuyor tabii, ürkütücü bir ismi haliyle. Evet. Ama hepsi de kötü bir değil mi yani? Kanserin kötü olduğu kadar var ama yani hepsi de kötü değil. Kanser kötü huylu aslında. Onun öncüsü kötü, olan polip... Tedaviler de var ama. Evet. Onun öncüsü olan polip kötü potansiyeli veya benim yani iyi huylu potansiyeli olan poliplerden gelişir aslında bu şeyler. Şimdi bağırsak kanseri erken evrede dedik. Biz belirti vermeyebilir veya hastalarda rastlantısal olarak dışkı testinde gizli kan olarak karşımıza çıkabilir. İleri dönemlerde ise bağırsak kanaması, bağırsak tıkanması, karın ağrısı gibi belirtilerle başvurabilir. Bağırsak kanseri hemen gelişmediği, zamanla geliştiği için burada tarama programı çok önemli. Türkiye'de 50 yaşından itibaren kolonoskopi taraması başlar ve her 10 yılda bir, 70 yaşına kadar 10 yılda bir kolonoskopi yapılır. Bu kanser gelişmesini önlemek için veya erken zamanda saptamak için kullanılan yöntemdir. Yani erken tanıya denk geliyor değil mi? Evet. Erken tanıya. Mesela bir polip diyelim, bu polipi gördük, kolonoskopide aldık, hasta kansere dönüşmüyor, kolon kanserine. Avrupa'da ise bunun tarama yaşı 45 yaş. 45 yaştan artık kolon kanseri sık görüldüğü için daha erken yaşta veya ailesinde risk faktörü varsa, kolon kanseri varsa taramalar daha erken olması bence lazım. Bence olması gereken değil mi? Yani olması, evet, gereken aslında erken yaşta. Tabii. 40-45'ler gibi taramayla ortaya çıkıyor ve önlemini alınması gerekir. Yani 50'li yaşlarda falan, 40 yaşlarına sonra bence yapılması gerekir. Evet. Hocam bir de yaş aralığı yok artık yani ki gençlerde tabii de ki gözükür. Gençlerde de gözükür ve onların da hiç akılların ucundan bile geçmez ki bende mesela kanser olabilir, evet, diye. Yani maalesef olabiliyor yani ki bazı insanlar da bilmediği için. Onun için de ne önemlidir? Erken teşhis çok önemlidir.
Doğru. Ne olursa olsun her şeyi önceden, yani ki erken olduğu zaman, mesela polipler sonra kansere dönüşüyor ya, polip olduğu zaman hocam, polip alındığı zaman ne olur? Bitiyor değil mi? Kansere dönüşmüyor zaten. Oluyoruz, ne olur? Yılda bir, iki yılda bir kontrola gidiyoruz. Yani polip yeniden gelişmiş. Polip dediğimiz de et bendi. Doğru değil mi hocam? Evet, et bendi gibi bir yapı aslında. Aynen öyle. Yani ki o polipler alındığı zaman ne olur? Kanserin önü alınmış olur yani ki. Adem hocam, buyurun, soracağınız varsa. Hocam fazla zamanımız kalmadı. Ben şöyle çölyak hastalığıyla ilgili kısa bir sizden bir mekar alacağım ama çölyak hastalığı nedir tedavisi olarak bize aydınlatır mısınız? Çölyak hastalığı buğday, arpa ve tavlarda olan gluten proteinine karşı ince bağırsaklarımızın geliştirdiği aslında bağışıklık reaksiyonudur. Şöyle ki bağırsaklarımız onu yad bir cisim olarak, yad bir organizma olarak, bir yapı olarak algılar ve immün reaksiyon başlatır. Ve bu durumda bağırsak kendisine zarar verir. Bağırsak yapısı bozulur. Bağırsak yapısının bozulması sonucunda vücudumuza yararlı olan demir, kalsiyum veya diğer vitaminler ve elementler gibi moleküllerin emilmesi bozulur. Bunun sonucunda da çocuklarda daha çok gelişme geriliği, ileri yaşlarda ise daha çok kronik ishal, sindirim sorunları, yani kronik ishal, şişkinlik gibi belirtiler yapar. Ama bazı hastalar, hatta hastaların çoğunluğu belirtisiz seyreder. Rastlantısal olarak biz tahlillerinde demir eksikliği, D vitamini eksikliği, B12 eksikliği görürüz. Şüpheleniriz, teste bakarız, pozitif gelir. Bu hastalarda tedavi ömür boyu glütensiz diyettir. Yani glüteni diyetimizden çıkardığımızda bu hastalar iyileşir. Ve bu hastaların yaşam süresi normal insanlardan farklı olmaz. Evet, teşekkür ederim. Kolonoskopi kaç yaşında yapılmalı ve ön hazırlık nasıl oluyor? Yani onlardan bahsederseniz, kolonoskopi hazırlığı yani. Kolonoskopi az önce de belirttiğim gibi 50 yaşta başlıyoruz. Eğer taramalarda herhangi bir sorun yoksa, polip yoksa, ailede kanser yoksa her 10 yılda bir yapıyoruz 50, 60, 70 yaşlarda. Eğer hastanın performansı iyiyse, 80 yaşında iyi durumdaysa, yaşam süresi beklentisi uzunsa 80 yaşında da yapılabilir. Kolonoskopi hazırlığı için aslında öncesine bir diyet öneriyoruz. 2 veya 3 günlük bir diyet. Bu diyetteki amacımız lifli gıdaların bağırsaktan uzaklaştırılması ve bağırsakları incelememize iyi olanak sağlanmasıdır. Aynı zamanda hastalara bol sıvı tüketmesini öneriyoruz. Hem hastalar... Sıvı derken hocam su gibi değil mi? Evet. Su. Yani öbür türlü asitli şeyler değil. Hazırlık döneminde su olabilir, şeffaf, berrak meyve suları olabilir ve çay olabilir. Et suyu olur mu hocam? Et suyu da olabilir ama bitkisel olsa kaynaklı ürünleri... Efendim hocam? Olsa da içsektir. Olmaz olur mu? Evet, genellikle bitkisel kaynaklı gıdaları lif içerdiği nedeniyle diyetten önce, işlemden önce kesiyoruz. İki gün sonra ise hastaya sedasyon altında, yani hastada ağrıya, sızıya neden olmayacak bir anestezi sağlandıktan sonra... işlemi gerçekleştiriyoruz ve işlem yaklaşık 20 dakika sürüyor, 10 dakika, 20 dakika. Aslında önerilen, tüm uluslararası otörlerin önerdiği kolonun incelenme süresi en az 6 dakika olması lazım. Eğer daha hızlı bakarsak önemli bir lezyon atlama olasılığımız fazla. Tabii. O yüzden iyi incelenmesi ve bağırsak hazırlığının yeterli olması önemlidir. Hocam şimdi mide demişken mide sağlığımız için, beslenmemiz için ne önerirsiniz? Burada yani izleyicilerimiz duysun. Yani bu tabii ki yediğimiz gıdalar falan, tamam, sağlıklı beslenme dedik ya. Gene aynı sınıfta konsepte giriyor ama. Evet. Yani ne önerirsiniz? Sizin öneriniz nedir? Siz bu işin içinde olarak. Mide ve bağırsak sağlığımız için. Tabii. Aslında sadece sindirim sistemi sağlığı değil, aynı zamanda kalp damar sağlığı için de şu anda en çok önerilen diyet Akdeniz tipi beslenmedir. Akdeniz tipi beslenmede bir beslenme piramidi var ve piramidin altındaki gıdalarda gıdaları daha çok kullanmamız, yani her gün ve günde birkaç öğün kullanmamız önerilir. En üstteki gıdalara ise daha az, ayda bir, yılda bir gibi kullanmamız önerilir. En alttaki gıdalar mesela tam tahıllı ürünler, bakliyatlar, fındık ciller, zeytinyağları, meyveler, sebzeler. Yani bunları bol bol tüketmemiz lazım. Doğal olarak değil mi yani? Evet. Evet. En üstte ise işlenmiş ürünler, paketli gıda ürünleri, işlenmiş etler veya kırmızı et. Bunları daha az tüketmemiz lazım.
Tavuk, balık gibi, süt, yoğurt gibi ürünleri ise haftada birkaç kez kullanımını önermekteyiz. Evet, teşekkür ederim. Efendim aslında konuşacağımız çok güzel daha konularımız vardı Azer Hocam'la ama zamanımız kısıtlı demiştik. Ancak bu kadar bu hafta konuşabildik. Ama daha Azer Hocam inanın merak ettiğim çok şeyler vardı. Evet. Ki eminim ki ekranları başında izleyicilerimiz de merak ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Azer Abiyev Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Efendim haftaya yine inşallah kısmet olursa Allah'tan bir aksilik olmazsa farklı konularla farklı daha konuklarımızla sizlerle olacağız inşallah. Evet Arzu ne diyorsun? Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmeyiz efendim. Öncelikle sağlık, sıhhat, huzur dileklerimizle. Sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk dileklerimizle. Sevdiklerinizle beraber hayırlı pazarlar, mutlu akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun.